Bu videoda sizlere bağıl hızdan bahsetmek istiyorum. Bağıl hız herhangi bir objenin hızının bakış açımıza bağlı olduğu anlamına gelir. Size bunu bir örnekle anlatmaya çalışacağım. Evet bu şekilde bir çayırda durduğunuzu düşünün. Hava çok güzel ve siz de manzaranın tadını çıkarıyorsunuz. Birdenbire bir kamyon beliriyor ve son derece yüksek bir hızla yanınızdan bu şekilde geçip gidiyor kamyonun hızını hesapladığımızda evet hızını hesaplıyoruz ve diyelim ki saatte 100 km ile gittiğini buluyoruz. Senaryomuzu biraz daha devam ettirelim. Böylesine hızlı giden bir kamyon gördüğünüzde siz de heyecanlanıp hemen arabanıza atlıyorsunuz. Hayal değil mi? Hepimizin bir arabası olsun. Bir araba çizip çöpten adamımızı da arabanın içine yerleştirelim. Arabamız ilerlemeye başlıyor ve hızı da kamyondan biraz az. Mesela saatte 95 km olsun. Ve şimdi sizden bu sefer arabanın içindeyken kamyona baktığınızda kamyonun hızının ne olacağını hesaplamanızı istiyorum. Yine saatte 100 km mi olacak yoksa bundan daha fazla ya da daha az mı olacak? Biraz düşünmek ister misiniz? Hadi videoyu durdurun ve bana bu durumda kamyonun hızının ne olacağını söyleyin. Evet bu durum size de tanıdık gelmiş olabilir. Yani eminim daha önce bir arabada seyahat ederken yanınızdan geçen diğer arabaların hızları hakkında düşünmüşsünüzdür. Arabanın içindeyken aynı buna benzer bir görüş açınız olur. Arabanın koltuğu ve camı. Bu da yanınızda geçmekte olan kamyon. Şimdi öncelikle arabanın içindeyken içinde olduğunuz arabanın hareket ettiğini görmediğinize dikkatinizi çekmek istiyorum. Belki biraz sallanıyor olabilirsiniz ama arabanın koltuğu, camı hatta eğer yanınızda oturan başka yolcular varsa onlar da size hareket etmiyor gibi görünecekler. Bu yüzden de arabanın size göre siz içindeyken olan hızı sıfırdır. Başka bir deyişle siz o anda hareket etmiyormuş gibi yani duruyormuş gibi hissedersiniz. Hemen not ediyorum. Evet o anda araba size göre duruyormuş gibi görünür ama dışarıya baktığınızda yerin sanki geriye doğru hareket ettiği hissine kapılırsınız. Aynen bu şekilde. Yer sanki geriye doğru hareket ediyor gibi görünür. Araba saatte 95 km hızla gittiğine göre arabanın içinden dışarıya baktığınızda yol ya da yerde geriye doğru saatte 95 km hızla gidiyor olacak. Aklınıza yattı değil mi? Araba ileriye doğru saatte 95 km hızla gidiyorsa yerde geriye doğru 95 km hızla gidiyordur. Ve şimdi yani buna göre kamyonda ileriye doğru saatte 100 km hızla giderken eğer yer geriye doğru 95 km hızla gidiyorsa Hesabımızın ne çıkacağını tahmin edebiliyorsunuz, değil mi? Peki bir ipucu daha. İsterseniz şu şekilde de düşünebilirsiniz. Bunu bir koşu bandında koşmaya çalışan bir insan gibi düşünün. Koşu bandı yüksek bir hızla geriye doğru dönerken bu kişi de koşmaya çalışıyor. E haliyle zorlanır, değil mi? Evet, aynen buradaki kamyon gibi. Çünkü kamyon da burada sürekli geriye doğru hareket eden bir yolun üzerinde hareket etmeye çalışıyor. Peki bu durumda aradan bir saat geçmesini beklersek kamyon ne kadar yer değiştirmiş olur? Aradan bir saat geçerse kamyon 100 km yer değiştirmiş olur öyle değil mi? Not ediyorum. Kamyonun yer değiştirmesi bu noktadan bu noktaya tam tamına 100 km olur. Aynı süre içerisinde yer de saatte 95 km hızla geriye doğru hareket ettiği için kamyon bir de 95 km geriye doğru gidecek. Çizimi şu şekilde kaydıralım. Evet bu şekilde bir saat sonra yerde kamyonda 95 kilometre geriye doğru hareket edip mesela burada bir yere gelmiş olacaklar. Bu yüzden de hesapladığımızda bir saat sonra kamyonun bize göre sadece şöyle göstereyim 100-95, 5 kilometre ilerlediğini göreceğiz. Başka bir deyişle kamyon bir saat boyunca 100 kilometre yol gitse de bizden sadece 5 kilometre uzaklaşmış olacak. Bu da demek oluyor ki arabadan baktığımızda kamyon saatte 5 km hızla ilerliyor görünür. Evet, arabanın içindeyken kamyonun hızının ileriye doğru saatte 5 km olduğunu görürüz. Ama biz kendimiz yerde dururken aynı kamyonun hızı saatte 100 km ydi. Kısacası kamyon hızı bizim durduğumuz yere ya da bakış açımıza göre değişiyor diyebiliriz. Kamyonun hızını yerde dururken farklı, arabanın içindeyken de farklı ölçümlememizin sebebi de bu zaten. İşte size bağıl hızın arkasında yatan mantık. Hızın göreli bir kavram olduğunu biliyoruz öyle değil mi? Son olarak bağıl hızdan bahsederken sıklıkla kullanılan bir başka kavramdan, referans çerçevesinden bahsedeyim. Kamyonun yerde duran birine göre hızı saatte 100 km demek yerine, kamyonun yer referans çerçevesine göre hızı saatte 100 km'dir derler. Evet, kamyonun yer referans çerçevesine göre hızı saatte 100 kilometredir. Aynı mantıkla kamyonun arabanın içindeki birine göre hızı saatte 5 kilometredir. Demek yerine de aynı mantıkla kamyonun arabanın içindeki birine göre hızı saatte 5 kilometredir demek yerine de araba referans çerçevesi terimi kullanılır. Bence kafa karıştırmaya gerek yok ama karşınıza çıkarsa ne anlama geldiğini bilin istedim. Son olarak bütün bu konuştuklarımızı size şöyle bir video ile göstermek istiyorum. Bu videoyu bir arabanın içindeyken çektim. Arabanın hareket ettiğini görmediğinizi fark ettiniz değil mi? Yerde sanki geriye doğru hareket ediyor. Buradaki kamyonun yere göre hızı son derece yüksek olmasına rağmen benim bakış açımdan sanki zorlanıyormuş, bir türlü ilerleyemiyormuş gibi görünmüyor mu? Umarım bu videoyla sizi hızın göreli ya da günlük hayatta daha fazla kullandığımız sabriyle ile göreceli bir kavram olduğuna ikna edebilmişimdir.